Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin selavat. Arkadaşlar, suretteki gaye, bu kadar ısrar, cismaniyet, suret, sima, bize giydirilen libaslardan sıyrılmak, suretten hakikate geçmek, bize giydirilen bir sürü libas var. Beden değil. Beden şu bina, içinde oturan sen. Beden binadır, ruh içinde oturandır. Şimdi elbise mi senin? Bina elbise midir? Değildir. Hanem ve yuva. Ama binanın içinde gömlek var, atlet var. Buna libas deniliyor. Ceset, hane ve yuva. Ceset, hane ve yuva. Ya bunları bir anlarsak yaşamak çok kolay olur. Ölüm denilen hadiseler, ölüm korkuları, senaryoları cehaletten kaynaklanıyor. Şey ne güzel söylemiş ya. Kudretim orada mı? Bazen latife yapıyorum, kusura bakmasın. Hazreti Ali demiş ki radıyallahu anh, ecel ölüme bir zırhtır. Bir mana. Bu şey geldiği için söylüyorum. Yani ecelin gelmeden ölmeyeceksin yani. Kanser masalı değil yani. O zırhın var senin. Ölüm gelemez. Senin ecelin belli çünkü. Şimdi bize giydirilen bir, bu binadayız. Bina cesettir. İçinde oturan sensin. Sana giydirilen bir, dimadakiler. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, irtizam, itika. Sana giydirilmiş. Vicdan giydirilmiş. Kalp giydirilmiş. Hatta ruh giydirilmiş. Hepsinden sıyrılmak. Hepsinden sıyrılmak. Telefonu kapatıyorsunuz tabii. Peki. Gayemi anlatmak için anlattım. Varlığın üzerine şöyle bir cümleyle devam edeyim. Daha iyi anlaşılır bu mevcudat. Esmaların Esma-i Hüsna var. Esma-i Hüsna kendisini dışarıya cilve, cemal, nakış, sanat olarak gözükür. Bir daha. Çekirdekteki program ilimdir. Sıfattır. Tamam mı? Orada mıyız? Yeni gelenlerle meşgul olmayın. Çekirdekteki program ilimdir, programdır. Sıfat mı? Çekirdek, bak sıfat. Hiç kimse onu görmemiştir. Sonra ağaç olarak gözüküyor mu? Ağaç, cilve, cemal, nakış, sana. O program üzerindeki işlemeleri yapan sistem Esma. Esma-i Hüsna'nın bütünlüğü. Şimdi cilve, Esma'nın cilvesi, cemali, nakşı ve sanatı karıştır. Tencereye koy. Esma'nın cilvesini, cemalini, nakşini, sanatını tencereye koy, karıştır. Ortaya çıkan şey cismaniyettir. Hiç kimse cismaniyeti görmüyor. Bizim gördüklerimiz surettir. Suretlerle meşguluz. Mustafa, onun için suretten hakikata geç. Biz suretlerle meşguluz. Şu anda benim suretimi görüyorsunuz. Cismaniyetimi görmüyorsunuz. Surettir. Anlıyor musunuz? Kelamın bile size elbise giydiriyor. Manam elbise giydiriyor. Size müdahale ediyor. Fıtratınızı ya bozuyorum ya inşa ediyorum.
Allah Resulü'nün fıtratına kimse müdahale edemediği için ümmiydi. Ümminin zahir manası okuma yazması olmayan, batın manası kimse ders vermemiş, ona yükleme yapmamış, ümmiliğini anasından doğduğu özelliğini bozamamış. Ümmi o. Fıtratına müdahale edilememiş. Bize o kadar etmişler ki ana baba etmiş, televizyon etmiş, okulda etmişler yani. Zahir manası okuma yazması olmayan, batın manası fıtratına müdahale edilemeyen. Şimdi benim cismaniyetimi görmüyorsunuz, görmezsiniz zaten. Suretimi görüyorsunuz. Herkesin suretiyle alakalı. Peki suret nasıl değişiyor? Zanlarımız biçiyor. Hepiniz beni farklı görürsünüz. Ben beni bildiğim gibi sen beni bilmiyorsun ki. Senin zanların suret giydirmiş. Diyor ki, biz eşyanın varlığın suretiyle alakadarız. Cismaniyetiyle, varlığıyla, vücuduyla alakadar değiliz. Şimdi buradan başlıyorum. Böyle bir girdik. Gayem neydi bir daha söylüyorum yeni gelenler için. Arkadaşlar geç kalmayın. Şimdi gayem şu. Varlığa ve kendine giydirdiğin elbiselerden sıyrılmak. Gayem Allah ve ahiretin üzerini açmak. Kendinin üstünü açmak. Yani kazıyasım geliyor böyle hani ahiretin üzerindeki bu varlık. Bu nedir alem-i şehadet ve dünya? Ahireti üzerine tenteneli bir perdedir. Tenteneli var ya hani tül veya kızların böyle patiska nakışlı falan yaparlar ya böyle deliklidir. Böyle baktığın zaman böyle kaşı görürsün. Dantel gibi şeyler. Tamam şimdi bu alem-i şehadet, alem-i gayb üzerine tenteneli perde midir? Örtü müdür? He? Evet mi? Örtü neredeyse örtülen de aynı yerdedir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Örtü neredeyse. Örtü bu mu? Örtülen de oradadır. Bardağı örttüm. Hani bardak? Örtü neredeyse. Örtülen de oradadır. Dünya alemi gaybın, alemi şehadet, alemi gaybın üzerinde tenteneli bir örtüdür, perdedir. Perde demesi daha ilginç, örtü de değil. Yani sinema perdesi gibi. Hiç kimse şu örtüyü görmüyor. Bak perdeyi görmüyor. Şu görüyor musunuz karşınızdaki? Orada film oynasa, ez olsa hiç kimse şeyi görmüyor. Yazıyı görüyor. Perde demek kapatan değil, ifade edildiği yer. Peki, takip edin oradan. Cümle düşüklüğüme kusura bakmayın. Sayfalardan bazılarına verdim, bazılarına vermedim. Hepsi külliyattan çıkmış. Külliyattan bazılarına verdim, örnek olsun diye. Suret, esmanın inkişafıdır. Yani suretten hakikate geçmek. Mesela düşünüyorsun bir şeyi, düşündüğün zaman mana ne kadar sana yakın olursa şekillenmeye başlar. Mesela Allah bir anda her yerde, hiçbir yerde değil, farklı farklı iş yapıyor. Hiçbir iş birbirine mani değil. Nihayetsiz iş bir iş gibi. Allah Allah nasıl olabilir? Ha, güneş gibi. Bir anda her yerde hiçbir yerde değil. Farklı farklı iş yapıyor bir iş bir işe mani değil. Bak suretleniyor. İşte suret esmanın inkişafıdır. O geleceğim. Vaat ettiğim yeri geleceğim. Esmanın inkişafıdır. Bir sureti almak ona mutalık esmaya mazar-ı münkeşifedir. Yani bir suretten mesela diyelim ki elmada bir koku var. O bir surettir. Renk bir surettir. Ama birbirinize ne giydirilmiş? Koku, renk, tat, kimyası, fiziği. O birbirinize ne giydirilmiş? Yeni gelen arkadaşlar vardır herhalde. Nereye geldik diye şaşırmasınlar. Bu cumartesi böyle. Enfusi dersi olduğunu biliyorsunuz. Suret, esmanın külliyet, cüziyet, asliyet, zilliyet başka başka olur. Suret, bak dedim ya zanlarımız değiştiriyor. Senin gördüğün gibi değilim. Sen terakki ettikçe olayları da farklı görüyorsun.
Hani sabitti? Ya ben öyle anlamıştım, öyle görmüştüm diyoruz ya. Neymiş o? Diyor ki, Esma'nın külliyeti, bazen cüziyeti, bazen asliyetini görüyorsun, bazen zilliyetiyle başka başka oluyor. Bazen gölgenin gölgesi, bazen işari, bazen remzi, böyle şeylerle oluyor. Mesela hasta olan adam, çok ilginç, hasta olanlar yardım eden yakınlarını domuz olarak görür, yılan olarak görür. Lan öyle bir şey yok. Yalan mı söylüyor? Doğru söylüyor ama öyle görüyor. Yani aslında o öyle değil. Biz öyle bakıyoruz. O zaman neyi gör? Seni öyle görüyorsam ki yemin ediyorum, orayı görmüyor. Oraya yüklediği mana şekillenmiş, buradan seyretiyorum seni. Oradan fotonlar geliyor, fotoğraf. İçeriye giriyor, ses de öyle gidiyor. İçeride seyrediyorum ama sana bakıyorum şimdi, tamam mı? Sana bakıyorum. Ha, senin anlattığına göre mimiklerine bakıyorum. Esmaların farklı miktarlardan, karışımından yapılan bir libastır suret. Esmalar var ya, esma işte, Rahman, Rahim, Kerim, Latif. Esmaların karışımını düşün, bütün esmaların. Tencerede karıştırdın. Onu, o karışımın insanın haletine göre değişkendir. Mesela ona bir misal vereyim. Haletiniz acayip, kokunuz değişiyor. Haletiniz acayip, sesiniz değişiyor. Tonlamanız değişiyor. Mesela bak. Gel. Gel kardeşim. Gel. 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 İkisi de gel. Kızdığın zaman farklı. Anlıyor musun? Yani haletimize göre sima değişiyor. Ya bugün acayip bir simadaydı ha. Diyoruz. Bizim haletimize göre kokumuz değişiyor. Sabit kokumuz da yok. Onun için kirli çamaşıra der Hazreti Ali radıyallahu anh. Kirli çamaşıra koku değil, sabun lazım. Kokuyorsanız, teriniz ağır kokuyorsa, bazıları kızacak ama kızmasın. Ahlakını düzelt. Parfümünü değiştirme. Ne alakası var parfüm? Allah Resulü geçtiği zaman kokusuyla sahabe takip ederdi. Allah Resulü öyle koku bırakırdı ki sahabe oradan geçtiğini takip edermiş, iş sürerlermiş. Evliyaların iş çamaşırları gül gibi kokarmış. Lan bizimkisi leş gibi kokuyor ya. Durum iyi değil ya. Anladın mı? Hepimize vuruyor. Ahlak ağır olanın kokusu ağır olur. Hepsi bu süreç diye anlatıyorum. Ne yapayım? Anlatmasan bir türlü, anlatmasan ki. Yani haletine göre değişiyor. Değişkendir. Değiştir. Senin elindedir. En ağır koku hasetçilerde olur. Hasetçilerde olur. Haset. Kin öyle. Kin nefret var ya böyle. Esmaların farklı... Ha, okuduk. Esmanın zemini sıfatlardır. Sıfatlar üzerinde esmalar şekillendirir. Çekirdek sıfattır. Çekirdek tip program. Ağaç onun üzerine kurulmuştur. Renk, şekil, tat vesaire bunlar şekildir. Bir daha söylüyorum. Hiç kimse cismaniyetini görmüyor, suretiyle alakadar. Tamam. Mesela Kur'an'ın cismaniyeti yok. Sureti Elif, La, Mim. Elif, B, T, S, Cim. Peki. Değiştiriyorum bak. Cismaniyet ötekisine geçiyorum. Şekle bakıyorum bak. Şekle benzemeyen bir libas kaldıracağım. Üzerine bir elbise, battaniye atacağım bak. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ses benzemedi yazıyor. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Manalandırdım. Düşündüm şimdi. Alemlerin Rabbi. Allah Allah. Sonra vicdana indirdim. Hepsi böyle üzerindeki battaniye kaldırmak. Arkadaşlar bu dersleri anladıkça var ya, mesela bu 8. olacak galiba suret, öyle midir? 8 mi? Ha. 7'yi eğer dura dura, geçen haftakini dura dura yaparsa ahiretin üzerine hepten açılıyor. Bir de bir şey söyleyeyim size, bir itirafta bulunayım. Bu dersten çıktım, tamam mı, böyle bir acayip bir hal var. Dedim ya, ustad kendi kitabını okurdu, bir bakayım dedim neler demişim. Bir baktım ki haletim tatlı ve ertesi gün ha daha tatlı
böyle taze taze değil. Kendi dersimi seyrederken videoda vallahi billahi tallahi benim o hissettiğim o haletlerinin %10'u ancak var yok. O zaman söylüyorum ki yalan söylemiyorum. CD'leri, dersleri internette şurada burada dinleyeceğine 10 dakika risale ok. Ya ben bunu sitenin sahibiyim. Dinle derim diye. 5 saat dinleyeceğine Allah rızası için söylüyorum. 10 dakika risale ok. Ben dinledim, o feyzi göremedim. Ama bu haleti dinlerseniz şimdi bu haleti o zaman manalanır. Ama burada olmayan dinlesin sizin şu haletinizi gayiptir. Olmuyor. Sirayet var çünkü. Meğer benziyor. Hacı, haç var ya haç. Kamera şeyde, televizyonda seyredin. Tavaf. Allahu Ekber, Allahu Ekber, lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Seyrettin. Bir de sen orada tavaf yaparken hissettiklerin ne kadar farklı? Aynı öyle. Bizzat sen gireceksin kardeşim. Ben sana adresi tarif ediyorum. Adrese sen yürüyeceksin. Kitap oku ne olur. Bak para mı istiyorum sen? 5 saat dinleyeceğine Ahmet'i Mehmet'i beni 10 dakika risale oku. Ki o risale okutturmak için bunlar zaten. Oradan çıkmış. Peki devam. Sonra ahirette yakama yapışmayın diye söyledim. Ya Rab söyledi. Zanlarını surete çeviren insandır. Bu hiçbir mahlukta yoktur. Çok tuhaftır. Zanlarını surete çeviren insandır. Meleklerde de zan yoktur biliyor musunuz? Onlar sureti göremiyor mu? Efendim? Onlar sureti göremiyor mu? Sureti görüyor ama zanları mesela var ya böyle sureti görmeden Erdinç. Bir zanı var senin hakkında. Böyle. Onu surete dönüştürüyor insan. Dönüştürüyor, diğer mahlukatları... Yok, yok. Mesela kavşaktır ya, al şu dışarıdan mesela elma, armuta, dağ, tepeye, insanın simasına bakıyor. Hemen zana diyor. O aldığı suretleri de içerisini evirip devirip çeviriyor. İnsan. Böyle bir kavşak. Melaike suretle muhatap olmuyor mu? Oluyor ama zana dönüşmüyor. Yani gördüğü gibidir. O zaman bela tip oluyor abi. Tabii zan. Şimdi eğer biz olayı ta hakikatini olarak görmüş olsaydık, yani mertebe girmemiş olsa, bu sefer terakki durur. Suretle hakikat arasındaki mertebelendiren, hakikati mertebelendiren zanlarımızdır. Çıkar kendini aradan, zahir olsun yaradan. Onun için zan da büyük bir nimettir. Seni donukluktan çıkarıyor. Vallahi ne yaratmışsa çok güzeldir. Gadab da nimettir, öfke de nimettir, nefret de nimettir. Ama ifrat tefritinden azade basıtı. Zan kadar büyük nimet var mı ya? Ben meleklere şaşırıyordum. Dedim ya, amentü billahi ve melaiketi ve kütübü ve rüsülü ilahir. Meleklere iman etmesem Allah'a iman etmemiş gibi olmuyor muyum? O kadar ağır değil mi? Allah'a iman etmek neyse meleklere iman etmek aynı iman esasında. Öyle mi? Meleklere iman etmediğim anda otomatik düşüyorum. Allah da devre dışı oluyor tabi. Çok ağrıma gitti ya. Ulan ben meleklere iman etmesem ne olacak? Bir baktım ki niye iman ediyorum diye soru sordum. Bedel ödüyorum, vefalılık yapıyorum. O çünkü bana iman etti. Bana secde etti. Melekler, herkes bizi yalanlarken Adem'i, babamızı, dedemizi, melekler secde etti ve iman etti. Biz de imanına karşı iman ederek bedel ödüyoruz, vefalık yapıyoruz. Allah da önemli bir cemal nakışını görüyoruz. Melaikeyi nasıl göreceğiz? Melaikeyi o seviyede değil tabii. Melekler meykeli olarak düşün, tefekkür olarak şey yapacaksın. Çık o seviye değil ama... Bazıları görüyordu mesela sahabe dühye suretini ve bazı sahabe melekleri de görüyormuş yani. Görüyormuş. Mesela nasıl görüyor? Kabiri geçenler. Münker Nekir melek değil mi? Keşf-i Kubur evliyası kabiri görüyor, Münker Nekir'i görüyor.
O kadar da zor değilmiş yani kabirdekileri görmek. Ama mesleğimizde o yok yani. Peki. Bir daha. Zanları surete çeviren insandır. Var insanda böyle bir sistem. Nazar anında suretlere dönüşüyor. Yani aldım senin fotoğrafını, gözüktüğün gibi, var olduğun gibi değil. Alıyorum, dönüştürüyorum. Zanlarım yapıyor bunu. Zanlar şekile dönüşebiliyor. Suret inkılaba kabildir. Suret mahvolmaya kabil fakat hakikatları baki kalıyor. He? He. Tamam abi. Bu zan çok önemli diye orayı okumanızı isterim bak en üst şeyde. Suret mahvolmaya kabildir fakat hakikatlar baki kalıyor. Mesela ceset. Ceset yani şu. Surettir. Suretim işisidir. Ama cismaniyetimi görmüyorsunuz. Benim cismimle alakanız yok sizin. Suretimle alakalısınız. Suretle hakikat maküsen mütenasiptir. Ters orantılıdır. Hakikat-ı mutlakadır. Mutlaktır. Suretler muayyendirler. Mutlak ve muhit hakikatları biraz hızlı gidiyorum ki okuyacağım 315'i bekliyorlar ki çok müjdeli bir yer var. Sarsacak bizi. Mutlak ve muhit hakikatları suret basamakları ile geçip anlaşılabilir. Yani Allah mutlak ve muhittir. Mayen olmadığı için gözükmüyor. Bir şeyin gözükmesi için mayen olması lazım. Belirlenmesi lazım. Eni, boyu, tipi, hacmi, kütlesi belli olacak. Suret hakikatların vücudu haricileridirler. Anladığın gibi suret sırf suret değil. Suretin alt veri tabanlarından biri veya birkaçı veya tümü kast edilebilir. Mesela baktığın zaman sen adamı görüyorum zannediyorsun mesela. Oysa sen ona yüklemiş olduğun siretini, ahlakını, sıfatını görüyorsun. Mesela daha önce bir mazim var. Senle bir ahlak sorunu yaşamışız veya duymuşum. Seni böyle görüyorum. Sıfat veya siret. Ahlaken böyle bir şey veya onu şey yapmıştık. Siret, ahlak, sıfat. Mesela senin bir sıfatın var. Öyle görüyorum. Kahramandır. Mücahitti falan. Demek ki baktığımız zaman surete üç taneden bir risalesini görüyoruz. Ya onun siretini, ya ahlakını, ya sıfatını görüyoruz. Suret bu. Duyduğumuz kelamın titreşimleri suret, içindeki mana suret değil mi yani? Değil. O cismaniyet. Yani mesela diyelim ki ses. İçindeki manayı kaldır, benim sesim de yoktur. Yani bu suyu kaldırın, buz var mı? Hakikat surete böyledir. Hakikati kaldırın, suret yoktur. Yani bir farklı Japon sizin dediğinizi duyunca, Türkçe bilmeyen bir Japon suretiyle mi muhatap oluyor? Tabii mesela suretine bakıyor, kelamını doldurmaya çalışıyor. Yani bununla mimiklerle mimiklerle şunu anlatmaya çalışıyor diye. Bakanın siretine göre suret tebedül eder. Bak bir de söylüyorum. Baktığımız zaman varlığa ya varlığın sıfatını ya ahlakını ya siretini. Yani onlara girmiştik. Simada girmiştik. Siret nedir? Çünkü simanın alt veri tabanıdır. Siret. Dip. Başka? Bakanın siretine göre sureti tebedüle. Mesela benim iç alemim. Bakıyorum gördüm. Hayır. Bana bakma şekli aşağıdan veriliyor. Buna göre bak, ona göre görüyorum. Aslında olduğu gibi görmüyorum. Olduğu gibi görmüyoruz. Eğer olduğu gibi gözükseydi münafık olduğunu anlardık. Allah Resulüne Cenab-ı Hak diyor ki
ben sana demeseydim, sen dahi, dahisi var, münafı anlamazdın diyor. Çok acayip bir şey münafık. Yani dolayısıyla bakarken de bakılan da aynı. Mesela ben bakıyorum değil mi? Neyle bakıyorum? Ya siretimle bakıyorum, ya ahlakımla bakıyorum, ya sıfatımla bakıyorum. O zaman suret değişiyor. Arkadaşlar, yeni gelenler bir daha bir şey yapayım. Enfusi ders yapıyoruz. Cumartesi böyle. Gelirken ve getirirken ona göre bir şey yapacaksın. Veya nereye geldik falan demeyin. Şimdi bazen siretiyle, ahlakıyla, sıfatıyla suretleri görüyor. Bazen de suretinden siretine, ahlakına, sıfatını görüyor. Bakanın seviyesine göre değişiyor. Mesela bir de bakıyorsun, siretimle siretini görüyorum. Ahlakımla ahlakını görüyorum. Sıfatımla sıfat. Üç tane ya. Üçü dese siret, sıfat, ha ahlak. A var. Sas değil. As değil. Narkok ezberlersen. Mesela ben nasıl bakıyorum? Diyelim ki fikirle bakıyorum. Adamın her tarafını fikir olarak görüyorum. Varsa var yoksa yoktur. Öyle o tarafı gözüküyor. Mesela uygulayayım. Şoföre desen ki buradan kamyon çıkar mı? Bir başkası bakar. Kamyoncu der ki çıkar çıkmaz. Bir başkası bilmem der. Peki aşağı indiriyorum. Burası da çok önemli. Herhalde bu biraz bizi biraz manaya yapıştıracak o örnek. Yaprağı yaktım. Bak şu yaprağı yaktım. Kurmuş. Çıkan yaprağa hiç benzemiyordu. Yaprağı yaktım. Yapraktan duman çıkıyor. Yapraktan ısı çıkıyor. Yapraktan ışık çıkıyor. Tamam mı? Isı, ışık, renk. Tamam. Çıkıyor. Yaprağı yaktım. Çıkan yaprağa hiç benzemiyordu. Gördüğümle içinde barındırdığı şeyler çok apayrı bir şeyler. Yani hiç alakaları, yakınlıkları hiç yok. Mesela odunun en büyük düşmanı ateş, ateş içinde. Yani odunu meydana getiriyor, odunun düşmanı. Zıt zıtını doğuruyor. Bak, ateş odunu yakar ama odun ateşten yapılmış. Güneşten yapılmış. Ne misal olabilir? Allah Halik, mahluku nasıl yapar? Mahluk olma yani mutlak olmayan ve hacmi şekli tipi olmayan ateş yani ziya, güneş, güneşten yapılmış bu odun. Çok tuhaftır, 10. sözde yazar. Güneş vurur, mevcudatı işte tutar, büyütür. Ağaç olur. Ağaç şarjlı pile benziyor. Ağaç donmuş güneştir. Bir şey anlatacağım. Buraya kadar biliyordunuz. Ağaç donmuş güneştir. Yaktığın zaman güneş çıkıyor. Peki vurdu. Hepsi kullanılıyor mu güneşin enerjisini? Hayır. 10. sözde diyor ki daha çıkmadı. Fizik bunu göremedi. Artan güneş enerjisini güneş kendisine sarıyor. Alıyor. Yoğunluğu büyük olduğundan çekiyor kendisi üzerine. Üzerine sarıyor. Şimdi bak, o yaprağı odunu yaktım. Hiç alakaları, yakınlıkları yok içiyle dişi. Surette, simada, dünyada, bedende aynen bunun gibi. Yani gözükenle içinde barındırdığıyla çok ama çok apayrı şeyler. Nasıl aldanıyoruz bu kadar? Yani bir odun düşünün. Çıkana bakın, duman, nur, ısı, ışık, renk, ateş, ultraviyol ışınları, latafet, kilosu yok, hacmi yok. Yani bunu meydana getiren bunların tersi. Yani bunun hacmi var, meydana getiren hacmi yok. Bunun kilosu var, bunu meydana getiren kilosu yok. Gözümüzün önünde yani, bu odun. Odun böyleyse ben nasılım acaba ya? Yani odunla batın hiç alakası yok. Şimdi dünyayı bir de düşün.
ki ustad dünya için ahiret üstlerinde tenteni perde. En cami olan insan. Şimdi suret odun olsa, oduna bak ama nasıl anlarsın bunu? Hayatta hiç odunun yandığını görmeyene desen ki bundan ne çıkar? Kim tahmin eder odundan çıkanları? Yaktığımız zaman odundan ne çıkar? Nasıl tahmin eder? Kim tahmin eder ki bunu çıkar canım? Ha, odun da böyle zıt şey çıkarsa, kilosu var çık. Onu meydana getirin kilosu yok. Odunun tipi var, onu meydana getirin kilosu yok. Ateş odunun düşmanıdır ama ateş odunu o yapmıştır. Odun böyle olursa, yani batını ile zahirisi, acaba ben nasılım? Hasan abi, güneşten gelen sıfat, odundakiler esma, peçete, defterde, şey suretler mi? Suretler evet. Ama esmanın cilvesi, cemali, nakşi sanatı. Yani burada nasıl aldanıyoruz? Oduna bak, batınına bak. Tamam. İşte insan ve ruh. Dünya ve ahiret. Dünya odundur. Dünya ahiretin üzerine odundur. Ahiret dünyayı meydana getirendir. Tamam mesela güneş gibi evet. Mesela odun donmuş güneştir. Şimdi odunun içerisini nasıl yapacağız? Dünya odundur. Ama onun içi odunu göstermiş dışarıya. Ahiret gibi düşünün. Odundakiler oduna nasılsa ahiret dünyaya öyledir. İşte bu kadar olur da. Odundakiler odun olarak gözüktüğü gibi ahirettekiler dünya olarak gözüküyorlar. Nasıl aldanıyoruz ama şimdi? Hepten ahiretin üstü açılıyor düşünen kafalar için. Dumanda kasıt cehennemdir odundaki. Odundaki nur ısı cennettir. İki zıt şey aynı yerde yeri yok. Gözümüzün önünde ya. Ama nasıl aldanıyoruz? Nasıl aldanıyoruz şu dünyanın suretine? La cismaniyetine, hakikat cismaniyeti, hakikat bu. Cismaniyetini bile görmüyoruz. Hep suretiyle alakadarız. Ahiret nerede? Odunun neresindeyse içi. İçi yok ki, hep aynı. Donmuş odun. Ahiret donmuş, dünya olmuş. Ölüm anında o oduna bir kibrit çakıyorlar. Yanarken de şunu diyorlar. Esselatu vesselamu aleyk. Falanca vefat etmiştir. Yanmıştır, odundan çıkmıştır dedi ya. Yer değiştirmedi. Odundaki içindekiler yer değiştirmedi. Dikkat edin. İçindekiler yandığı zaman yer değiştirmedi. Kendini inşa etti, inkılap etti. Tebdil-i mekandır. Ölmeyle bir yere gidilmiyor. Yanan odun gibi oluyorsun. Tebdil-i mekan, bedel. Odunluk halinden bedel değiştiriyorsun, bedelleniyorsun. Tebdil-i mekan. Dünya odundur, içindekiler ahirettir. Nasıl öyle gözüküyorsa onlar, kendisini bize odun olarak gösteriyorlar. Meğer öteler bize dünya olarak gösteriyor ve nasıl aldanmış. Çalışıyoruz, araba alıyoruz, tamam yapalım, aşımız, işimiz, katınımız falan var. Fakat bu kağıdın üzerine yaz, araba yaz, para yaz falan, kadın resmini çiz, bilmem ne ya. Ondan sonra bir hakikat geliyor, pişt, bir yakıyor, pişt. Hayda, ne araba var, ne at var, ne avrat var, ne bir şey var. Ne at kaldı, ne avrat kaldı. Hiçbir şey kalmadı. Ölüm kadar güzel ben bir şey bilmiyorum. Odunluktan çıkıp her şey oluyorsun. Odundan çıkan her şey yaptık. Mekansız. Meftişe. Harika, mükemmeldir. Dört gözle bekleyin inan. Hayat odur. Hayatla faniye geldik. Hayat ile ölümlü dünyaya geldik. Meft ile bekaya gidiyoruz, ölümsüz aleme geçiyoruz. Hangisi daha kaliteli? Yaşasın meft. Yaşasın meft. Elhamdülillah. Çünkü odunluktan çıkmak istiyorum artık. Hocam bir soru sorabilir miyim? Meft olmuyor o zaman. Şimdi hani konuştuğumuz
konuda kendini yani odun yani bir nas gibi güneş hani kendi etrafında donmuş güneş gibi. Yani burada algıladım yani kendi algıladığım gibi yani konuşayım ben. Yani dünyada yani ahirette aynı mı diyorsun yani? Ha gibi yani düşünce malzemesi olsun diye. Nasıl ki bak odun güneşe benziyor mu? Bir bak hayal et. Elime güneşte. Yok benziyor. Ama bu biliyoruz ki odunu bu yaptı. Bu foton geldi, enerji donmuş. Donmuş. Odun o güneş olduğunu nereden biliyoruz? Yak onu. Çıkan renk nereye benziyor? Renk? Ateş. Güneşe benziyor. Güneşe benziyor. Benziyor değil mi? Evet. Peki yaktığımız zaman nereye böyle heyecanlı heyecanlı gidiyor? Güneş. Geldiği yere gidiyor. Ha bak. Dur. Şunu odunu yaktığımız zaman heyecanlı heyecanlı bir yere gidiyor. Ulan nereye gidiyorsun diye sorduk adama. Nereye geldim? Oraya gidiyorum dedi. Bir baktı ki nur, rengi güneş. Gittiği yer o. Zaten odun donmuş enerji değil midir? E eşittir mc kare. Evet, evet. Donmuş enerjidir. Enerjinin kaynağı da güneştir zaten. Başka kaynak yok ki. Enerjinin kaynağı yok zaten. Şimdi güneşe bak ama hiç görmemiş olalım. Şimdi güneşi üzerimize perde kapattık. Buradan gözükmüyor. Hani arabalar filmleri oluyor ya. Dışarıdan içeri görüyoruz. Görmüyorsun. Dışarıdan gözüküyor. İçeriden gözüküyor. Şimdi güneşi görmemiş olduğunu kabul edelim. Tamam mı? Odunu gösteriyorlar sana. Dediler ki sana bu oduna bu nereden olmuş olabilir? Bu oduna bakarak ne demek yani? Şöyle bir güneşi hayal edebilir misin? Ömründe güneş görmezsen. Edilemez. Ha dünya şu odundur. Ahiret güneş gibidir. Düşünmek için. Yani odun güneş ilişkisi, odundaki nur, duman. Duman yok mu? Göz gözü göstermiyor. Cehennem işte. Ateş de var zaten. İçi aynı yerinde nur var. Gösteriyor ve her şeyi ihya ediyor, aydınlatıyor. Ya arkadaş, çıkana bakıyoruz, çıktı, bulunduğu yere bakıyoruz, hiç alakası yok. Ha, meğer bu odun denilen şey örtüymüş. Odun denmiş. İçindeki hakikatlara. Ahiretin de örtüsü burasıymış ya. Bu, aynı bu. Odun gibi gözüküyor ama değil ya. Yani ahir zaman yine burası. Ne anladık artık? Dünyanın adını yanlış takmışlar. Ne diyelim? Örtü. Örtü. Düşününce olacak, yavaş yavaş olacak. Çünkü biraz böyle düşündüğün zaman hepten ahiret, ahirettir ya. Çıktı bir şey. Hani böyle katın üzerine boyalı şey olur ya böyle tırnağına sökersin de yazı çıkar ya. Artık ahiretin üzerindeki boya kalkıyor. Düşünen insanlar için. Ama nasıl aldanmışız? Bu kadar acayip, apayrı oldukları halde nasıl aldanmışız? Ben de şaşırıyorum. Bismillah. Ne mutlu ki böyle dersleri dinliyoruz. Bak, sevgili kardeşler. Odunu yaktığınız zaman, ki Allah Resulüne soralım, sormuşlar. Ya Resulallah, ölen ruh nereye gidiyor? Karanlıkta yanan bir mumu söndürünce nuru nereye gidiyorsa demiş. Nuru nereye gidiyor? Şimdi bak, odun içindekiler bir yere gitmiyor. Tebdili mekan ediyor. Itlakı ruh ediyor. Odun yakınca neler oluyorsa senin de o Azrail'in kilbit olacak. Odunluktan çıkacaksın. Odun gözükmekten. Vay be! Burada bir ırmakta duruyordum. Güney kutup, kuzey kutup, Mekkeler, Sibiryalar, çiçeğe girdim, armuta girdim. Enerji ya. Odundan çıkan enerji de uçtu. Odun böyle mutlak olursa insan ne olur artık? Peki odunun içerisindeki nur çıkarken ya çok üzüldüm ya ben burayı niye terk ediyorum? Keşke terk etmeseydim diyor. Ulan iyi ki çıktım ya buradan ya. Of be diye zaten onun zevki ve heyecanıyla fırlıyor zaten. Aheste aheste çıkmıyor ki böyle odun. O da şey, o şöyle çıkıyor. Eğer odun ıslaksa aheste aheste çık. Bit bit bit. Niye? Islak,
ve duman çok. Nuraz. Kim hangi tip bu? Günahı o kadar var ki gitmek istemiyor. Pıt pıt ama dayatıyor. Kirbiti dayatmışlar. Çıkacaksın. Adam gitmek istemiyor. Hatta hadiste geçiyor. Diyor ki beni nereye götürüyorsunuz? Tabuttan bağırıyor ama kimse duymuyor diyor hadiste. Götürmeyin. Ama adamı dayatmışlar tabii. Kirbiti dayatmışlar. Duman çok çıkıyor. Çünkü ıslak odun. Güneşe çıkmamış. Ama kıçından dayamışlar şeyi. Kirbiti. Çıkacaksın. Hırt dağına basmışlar. Duman duman ama hiç. Kirbit devam ediyor. Sen yanmasan yakacağız seni. Yaka yaka. Söke söke çıkıyorlar. Ama bizimle alakası yok bu tabii. Onun için bahsetmiyoruz. Ya kardeşim, odundan çıkmak lazım artık. Şimdi bu sözüm şaka değil ha. Böyle yatakta veya vesaire böyle geldiği zaman size böyle bazen atak ve şeyler, ölüm. Oh diyeceksin, kurtuluyor. O zaman adam bakıyor ki olan senin var ya şeytan diyecek. Bunu da mı çözdün? Diyecek bir şey yok. Bugün psikoloji hastalıklarının yüzde bana sorulan yani görüştüğüm kardeşlerim o da cemaattan yani. Sokaktaki değil. %80'i ve 90'ı ölüm korkusunun türevleri. Psikolojik hastalık. Devam edeyim. Şunu bitireyim. Hemen şeyi geçiriyoruz. Daha acayiplere gireceğiz şimdi. Suretler bazen nakliyatçılık yaparlar. Surette nakliyatçılık yaparlar ve hafızamızda kalır. Nakliyat, kargoculuk yaparlar. Suret giydirmek emir ve iradenin işi. Dua ve münacatta hakikatların suretleri değişir. Dua ederken ayrı oluyor, münacat ederken ayrı. Biliyorsunuz duada istek vardır, münacatta yoktur. Eyüp Aleyhisselam'ın, Yunus Aleyhisselam'ın duası değil, münacatı var. Tövbe ile istiğfar farklı olduğu gibi dua ile de münacat farklıdır. Tövbe günahın vücuduna yapılır. Günahın vücudunu gösterir. İstiğfar eksikliğe. Allah Resulü için 70 defa istiğfar edermiş. Yani kemalat haliyle bir önceki ona göre düşük haline istiğfar etmek. İstiğfar. Tövbe ise günaha yapılır. Duada ise istek vardır. Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin. Ver onu ver, onu ver, bunu kaldır, bunu kaldırma, bunu falan. Ama münacatta, şiddeti zuhurundan ve azameti kibriyasından gizlemiş olan Kadir-i Zülcelal, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın dersiyle, Kur'an'ın talimiyle anladım ki, bak bir şey yok, bir istek yok orada. Değil mi? Üçüncü devada. Peki. Şeylerin, yani eşyaların birbirine karşı karşılıkları, karşılaşma halleridir. Bende suretler var, sendeki suretler geliyor, tak tak karışıyor, manalanıyor. Son cümlemiz oluyor. Esas geçiyoruz. Kişide maddi sireti ki bulunduğu andaki hali, yani ruhsal halim benim simamı değiştiriyor. Ben kızsam kıpkırmızı olurum. Korksam beyazlaşırım. Haletlere göre simam değişiyor, terim de değişiyor. Terim değişiyor, kokum değişiyor. Mimiklerim değişiyor. Kişi de maddi sireti ki bulunduğu andaki hali gösteriyor. Bir de kişi soyunu, nesebini, tarihçeyi, hayatlarının tümünün hulasa-i camiasına suret denilir. Bir de öğrendiğim bir şeyi, okuduğum değil, öğrendiğim bir şeyi, buraya kadar geldik. Onu nakledeyim suret. Rüştü abiyi tanırsınız, bizim abimiz. Yanında bulunduğum, büyüdüğüm. Mekanı cennet olsun. Yani bizi inşa etti. Dolayısıyla bizim de size faydamız varsa dolayısıyla hepimize var. O da Zübeyir abinin yanında kalmış. Ustadın yani. Morg'da kaldım baş başa vefat edince cesedini. Bir daha anlatmıştım, bir daha anlatacağım. Reisiye gelmiş. Çünkü tarihçi hayatını anlatıyor diye. Daldı tabii insan. 17 yaşından beri yanında bulundum bir zat. Şöyle daldım. Sordum. Ya Rabbi, bu kadar mahkemeleri var, bu kadar şeyleri var. Malum yani. Nerede acaba? Dedim ki, Rüştü abi. Aynı ha, sesli sesli. Mok'ta bir kamera olsa hepten deli diyeceksiniz. Aynen ha, deli der, rahat. Cesetle konuşan bir adam. Ondan sonra, Rüştü abi dedim. Neredesin dedim ya. Merak ettim ya. Böyle böyle.
kalbime geleni söyle. Ben nereye gittimse kimlik, gittiğim yerin kimliğini bıraktım, adresini bıraktım dedi. Nerede? Onu korktu, onu nereye bırakmış? Gittiğin yerin adresini bıraktı. Simama bak dedi. Gittiğim yerin adresi simadır dedi. Ben bunu okumakla almadım. Morg'da gelen. Belki de etkilenmişim de öyle. Onun için kale almayın. Ama maalesef doğru. Ondan sonra şöyle yaptım ha. Of be. İnsan korkuyor da bazen. Ama kabiri, kefeni, oraları Allahsız düşününce beyin çıkamaz. Çünkü beyni akıl işi değil. Allah'ı bir devreye sokuyorum. Allah ile bakıyorum böyle. Tövbe yani rahmet. Bir bakıyorum gül gülistan. Oh be atlayasın geliyor. Hadi bakalım 315. Bir nefes aldık değil mi? Size bir müjde de vereyim de öteki tarafa geçeyim. Tamam. Bak müjde vallahi. Vallahi billahi müjde. Ben bunu yeni öğrendim ve keyfini yaşıyorum. Allah'ın esmasının bu varlıkta cilvesi, cemali, nakşı, sanatı var. Tamam arkadaşlar? Bu külliyattaki tabir. Mesela Allah'ın merhameti, Allah'ın aşkı, Allah'ın muhabbeti, Allah'ın sevgisi, şefkati. Varlıkta cilve, cemal, nakış ve sanat şeklinde gözükür. Aslını asla ifade edemez varlık. Yalnız işaret eder. Mesela bende muhabbet var. Allah'ta da var ama bendeki muhabbet cinsinden olsa mahluk olur. Şöyle. Bu masayı ben yaptım. Burayı dinleyin, kaçırmayın. Bu masayı ben yaptım. Masadan önce miyim? Evet. Masaya benziyor muyum? İstidat kabiliyetim, marangoz kabiliyetim. Tasarlamam, düşünüyorum. Tamam mı? Hayal ediyorum, tasvir ediyorum. Bu masayı yapan masadan önce olduğu gibi, masaya benzemediği gibi sana affı, aşkı, merhameti, muhabbeti yaratan da senin aşkından, muhabbet ve af latifenden öncedir ve hiç benzemiyor. Allah'ın affı senin affın cinsinden olsa mahluk olurdu. Allah'ın affını bilmiyoruz. Yalnız vardır biliyoruz. Nasıl bir af bilmiyorum. Ama bunu kesin biliyorum ki benimkisi cilvesi, cemali, nakşı ve sanatı. Aslı vallahi ona yakışır bir şey. O zaman atlayasın geliyor kucağına yani. O af var. Çünkü benim cinsimden değil. Müjdeyi anladınız mı? Yani benimle masa, sendeki aşk, muhabbet, sevgiyle Allah'ın aşkı, sevgisi de haşa. Mümkün değil. Masayla ben aramda değil ama nasıl anlatayım? Masayla benim aramdaki, masayı ben yaptım, masadan önceyim ve masaya benzemem. Merhametini ben yaptım diyor Cenab-ı Hak sana. Affı ben verdim. Ben taktım sana. O sistemi ben taktım. Ama sistemden önceyim ve sisteme hiç benzemem. Yalnız beni bilesin. Böyle bir sistem, benim bir böyle varlığım var diye. O zaman nasıl bir affı var? Nasıl bir şefkati var? Ama bir ayet-i kerime de diyor ki sakın diyor şeytan benim affıma güvendirip Allah'ın emirlerine isyan ettirmeyiz. O duracak. Namazımız, oruçumuz o var yani o kulun özelliği. Tamam. Hazır mıyız? Ha 315. Kaç? Kaç? Ben sen bana söyler misin? 315. Gözükecek mi? 309. Haydi arkadaşlar. Çok güzel bir ders. Ezmeyecektik geçen hafta. Öteki taraf artık neyse inşallah beceririz. Ve bununla ders bitecek. Arkasıyla. İrtisam yani aynada bir şey gözükmesi. Resimlenmek. Suret ise hayırdan ve nuraniyetten olsa, yani aynayı güneşe tutsak,
Tamam. Tutsak bu aynayı güneş gösteriyor ya. Kaydır bahçeye doğru. Gelen nur yansır. Taşınır. Ben gözüküyorum. Kaydır beni oraya taşı. Taşınır mıyım? Hayır. Kesifim. Onun için nurani şeylerin irtisamları, oradaki resimleri, timsalleri ve suretleri ve yansıttıkları yer hepsi aslı ile bağlıdır, kopmuyor, aynıdırlar. Hakikat mertebeleri farklıdır. Yani güneş, buradaki güneş, yansıttığı güneş. Oduna dönüşmüş güneş. Hepsi hakikat itibariyle esmadırlar ama meratipleri, uzantıları farklıdır. Tamam mı abi? Fakat müjde tarafı, kesifin yansıtması yok. Niye? Niye? İrtisam ise hayırdan ve nuraniyetten gelse olsa hakikatin hükmü bir derece suretine ve misaline geçer. Yani ben böyle güneşi buraya topladım. Bu güneş aynadaki güneş ayna değil. Güneş de değil. Ne aydır ne gayr. Bir vurdum tarlaya çiçek oldu. O da güneş. Donmuş güneş. Bu da güneş. O da hakiki. Ha. Nurani şeylerin zuhuratları en kesifi bile aslı ile alakalı. Meratibi farklı olmakla beraber. Şimdi bak. Güneşin ziyası ve harareti güne aynedeki misaline geçtiği gibi. Evet. Şimdi 316 sayfa bitti. Burada kavgamız burada olacak. Bu 16 mıdır? Eğer şerden ve kesiften eğer gübreyi gübre yansıdı. Tamam mı? Şerden ve kesiften olsa aslın hükmü ve hassası suretine geçmez ve timsalini sirayet etmez. Yani şöyle. Biraz daha gideyim de ondan sonra gireyim. Yani mesela necis ve murdar bir şeyin aynedeki sureti ne necisin ne murdar. Aynede insan pisti, hayvan pisti aksetse. Ayna pis olur mu? Olmaz. Ama güneş aksetse ayna güneştir. Ne aynıdır ne gayrı. Nurani olduğu için. Tamam arkadaşlar? Ve yılanın timsali ısırmaz. Yılan gözükse ısırmaz. Çok garip ve harika kanunları barındıran bir yer burası. Şimdi bize çok önemli. Mesela karşıdan bir tane açık saçı kadın geliyor. Baktığımız zaman onun celbeder, timsaldır diyor. 715 miydi sözler? Ya 715 veya 727. Celbeder habis evet. Ya tılsımdır diyor. İki nokta üst üste. Celbeder habis ervahları. Onun o andaki haletleri var ya. Haletleri içimize hemen giriyor. Ama kime giriyor? Blokosu olmayan. Böyle şey yapan. Meczupları yönelen. Ciddi teveccüh edene. O giriyor. İçeriye giriyor. Mesela devam ediyorum. Hayırdan ve nuraniyetten hakikatları bir derece suretine ve misaline geçiyor. Yani o insanın nurani olsa bir adamı gördünüz böyle nurani, çok tatlı bir insan, seni inşa ediyor. Şeri yaptığınız zaman blokunuz varsa sizi tahrip edemiyor. Tahrip edemiyor. Yani zırhınız varsa ona girecek şimdi. Nimet ilahi. Paldır küldür her şey girmiyor. Giremiyor. Paldır küldür içeriye her şey girmiyor. Çünkü sen çöp tenekesi değilsin. Müthiş bir şeyler var. Süzgeçler var. Ondan bahsedecek şimdi. Güneşin ziyası ve harareti aynetinki misaline geçtiği gibi eğer şerden ve kesiften olsa aslın hükmü ve hassası suretine geçmez ve timsaline sirayet etmez. Orada kalıyor. Eğer mesela aynada gözüken yılan. Aynadaki gözüken yılan. Tamam mı? Şimdi gördünüz mü şimdi? İnelim aşağıya.
Şimdi biraz da ineyim. Eğer şerden ve kesiften olsa aslın hükmü ve hassası suretine geçmez ve timsalini sürat etmez. Diyor ki, şuraya indireyim, ondan sonra devam edeyim. Şerler karşıya geçmiyor. Şerler karşıya geçmiyor. Eğer ne olacak? Ama hakikati geçmiyor. Hakikatin mertebeleri misali suretine geçer. Oradan hayaline ve tasavvuna girer. Şimdi geldi o kadının resmi, tamam mı? Şöyle. O giriyor da. Fakat o kadının o andaki bir cinni bir hastadır. Psikolojisi bozuk. Buhran geçiriyor. Birisine kavga etmiş. Böyle bir haletle dışarıya çıkmış. Baktığın zaman tam ona bir defa şey olursa diyor Allah Resulü dinimizde yanlışlıkla yazılmıyor. Yani dindeki günahtan bahsetmiyorum. Fiziksel boyut olarak girmiyor. Giremiyor. Eğer sen o şere ciddi teveccüh edersek, ciddi, alıcıları yani tahayyül, dimadaki mertebeyi, tasavvuru, taakkulu açık edersek, hiçbir loka yapmasak, dur, yani bunun adı nedir biliyor musun? Estağfurullah. Estağfurullah. Tabii yani. Tak diye siliniyor. Müjde o. Bir tanesi bu. Gelecek. Hemen tak diye formatı değişiyor. Hatta istiğfar ettin diye sevap yazılıyor. İstiğfar ettin diye sevap yazılıyor. İrtisam, karşıya taşınmak, resmi sureti çıkması demek. Nuranilerin ve hayırlı olanların hakikatları bir derece suretine ve misaline geçerler. Mesela güneşin ziyası ve harareti ayetteki misaline geçtiği gibi. Şimdi bundan sonra şey gelecek işte. Ziya, şuur ve ilmi. Ziya, güneşin ziyası, şuur ve ilmi simgeler. Güneş düşünün, son ders yani bunu son şey okuyun. Güneşten gelen ışık gelmez. Bak çok önemli. Güneşten ışık gelmez. Ziya gelir. Ziya demek paket demek. İçinde ısı, ışık, renk, ultraviyole ışınları, dalga boyları her şey var. O güneşin çevresi karanlıktır. Çünkü güneşten ışık gelmez. Vahdeşe leyle ve ahirece duhaha. Karanlıklar içinde çıkarıyor. Güneşin çevresi karanlıktır. Çünkü ışık yaymıyor. Ziya yayıyor. Ziya geliyor maddeye çarptığı zaman ısı, ışık, renk ortaya çıkıyor. Tamam şimdi ziya şuur ve ilme misal. Hararet yani maddeye varlığa çarptığı zaman, sana çarptığı zaman hayat aynı kudret oluyor. Yani otomatik olarak seni aktif eden bir her şey oluyor. Uzaktan kumandalı sinyal almak gibi oluyor. Hayırlı şeyler de böyledir. Yani aktif ediyor sizi. Sizi aktif ediyor hayırlı şeylerde, nurani şeyler aktif ediyor. O zaman aktif edileni gördüğünüz zaman otomatik aktif eden var. Mesela şu andaki haletiniz, daha gireceğiz aşağıya. Şu andaki haletiniz, bu bir saat önceki, iki saat önceki bir durum değil. Hep dediğimiz. Ve buraya da benzemiyor. Bu atmosferden daldınız değil. Şu halet ötelerin dalga boyudur. Şu anda senin ruh aynanda gözükendir. Aynadaki şekil varlığa ne kadar kesinse onun 70 katıdır senin senin ruhundaki haletlerin aslını göstermesi. Demek kişilerin şuurları, ilimleri, hayati hassaları karşıya yaptırıcı güç olarak geçiyor ve orayı etkileyip yapılandırıyor. Mesela karşıyı etkiliyor ve yapılandırıyor, değiştiriyor. Mesela bazı gözler mesela. Onlardan bir örnek vereyim. Allah Resulü diyor ki,
Aleyhissalatü vesselam. İnsanı göz mezara, deveyi kazana sokar. Nasıl içeriği değiştiriyor? Patlatıyor. Geçişi görüyor musunuz? Burada kendimizi korumak adına, kendimizi dikkat etmek adına ciddi bir kalkan yapıyoruz bu bilgiyle. Ne işine yarayacak bu bilgi? Bildiğin anda bloku oluyor. Bildiğin anda bloku koyuyorsun. Yani şunu bildin ya, senin hiç şuurun olmayacak. Rüyada bile, rüyaların bile değişiyor. Çünkü her türlü rezil rüyalara açık insan. Fakat niye herkesin gördüğü farklıdır? Çünkü blokolar var, müsaade etmiyor. Yani şu aldığınız bilgiler süzgeç oluyor. Şu bilgiler. Şu anda yaşadığınız halet. Evet, şu aleti Allah verdi mi size? Şu güzel bir alet verdi mi? Buraya benziyor mu duyan cinsine? Çok özür dilerim, affınıza sığınarak bir şey anlatacağım. Tabii varsa tabii haletinize göre. Tabii zihniniz gidip geliyorsa, telefonlarla meşgul olmuşsanız, şunla bunla olmuşsa bunları alamazsınız. Bu haleti alamazsınız. Eğer ciddi teveccüh edip şu anda haletiniz var ya, bu haletiniz ne baklavaya benziyor ne cinselliğe benziyor. Ama ortada bir şey yok. Ama onlardan daha harika. Bu ne demek biliyor musunuz? Ruha oraların açıldığını, güneş ahiret olsa, ayna ruh olsa, güneşin burada, yani ahiretin, Allah'ın ahiretin dünyada taayyum ve teşahhus etmiş haleti, o olmanın, yani hazır olandan huzur olur. Şu anda huzur var. Huzur olabilmesi için hazır olunması lazım. Hazırdan huzur olur. Hazırdan huzur olur. Şimdi müjdelerin en büyüğü şu. İsa Aleyhisselam'ın ayeti var. İki tane ayet. Hep kullanırım. Verilene verilecektir. Kim bunlar? İsteyene verilecektir. Kime verilecek? İsteyene verilecektir. Kim onlar? Verilenler. Şu anda verildi mi? Müjdeler olsun. Aslı verilecek. Şu anda sureti bu. Aslı verilecektir. Allah vermek istemeseydi şu haleti vermezdi. Abi diğerleri de muhayyir, münafık yaşayamaz bunu. Bu hali yaşayamaz. Sistem yok onda. Sende bu halet var mı? Olduğuna delil şu anda haletin güzel mi kardeşim? O onaylandığını gösteriyor. Çünkü onaylanmasaydın onaylayamayacaktın. Sevdirilmeseydi sevemeyecekti. O zaman sen kimsin? Verilensin. Ne olacak orada? Ve dünyada verilene orada da verilecektir. Niye verildi? İstediği için. İsteyene verilecektir. İstediğini nereden biliyoruz? Çünkü verilmiş. Devam. Acayip bir şey de. Ne bileyim, ifade edemiyor. Elhamdülillah, şerin ve kesifin hükmü ve hassası böyle değil. Sureti geçiyor fakat dayatmaları, yaptırıcılığı yok. Niye? Çünkü içerisi kof, boş. Yani o kişi yok. Mesela günah geldi. İçeriği zarar vermeye başladı. Aldığınız bu dersler var ya, süzgeçler. Şöyle yapıyor. Sıkılıyorsun. Sıkılman neyi gösteriyor biliyor musun? Günahlardan sıkılıyorsan içerideki sistemde kolunu sağlaya sağlaya gezemiyor demektir. Sana yansıması sıkıntıdır. Hemen ona bir yardım et. Sana alan verdi. Biliyorsun arabaların bazı ibreleri yukarı çıkar, bazıları aşağıya. Hararet olunca yukarı çıkar. Benzin bitince aşağı iner. Şimdi sıkıntı olduğu zaman ruh savaşıyor demektir. Hemen bir ayet-i kürsü oku. Allah Resulü'nün yaptığını söyleyeyim. O. Bir, namaza müracaat edermiş. İki, Kur'an okurmuş. Üç, sohbete katılırmış. Dört, Hatice-i Kübra radıyallahu anha ile sohbet edermiş.
5. Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh'ın fikri. Onu konuşturmuş. Konuş ya Ebu Bekir, rahatlat dermiş. Bilal Habeşi'ye radıyallahu anh ezan okumasını istermiş. Sahabe Ebu Said galiba radıyallahu anh ona da Kur'an okumasını. Estağfurullah ya Resulallah. Kur'an size geldi. Bana geldi ama başkasından dinlemeyi severim demiş. Yani en cazip bunlardan bir tanesi namazdır. Yani o ibre, o hadise içeride adam kolunu rahat rahat dolaşamıyor demektir. O sana haberdir. Çünkü 8. sayfa Kastamonu'da diyor ki Allah celal ve cemal tecellisini intibah iline, yani bu dersleri dinleyen, risale okuyanlar da olur. Bu sıkıntı kabz, böyle celal, kahar, muntakim, cehennem gibi şeyleri ihsas ettiriyor şu anda ruhunda. O, işte onu bilmesen panik atak, depresyon, buhran, bunalım gibi gözüküyor. Bir dakika, aslında o seninle konuşuyor, celal ülkesinden haber veriyor. Bu cilve cemali bu, aslını düşün. Bazen de bast, surur, neşe, saadet, of be, Allahu Ekber. Bu da cemal ülkesinden bahsediyor. Haber veriyor diyor 8. sayfada. Devam ediyorum. Yani nur size hiç olmadan pat diye kolunu sallaya sallaya giriyor. Seni yapılandırıyor. Ama şer geldiği zaman sana içeri girdi, sana sıkıntı olarak yansıyor. Daha oturmamış demektir. Eğer otursaydı sıkıntı olmazdı. Yani hemen onun tarumar etmek için hemen tövbe ve istiğfara. Çünkü içerisi koftur günahın, boştur günahın. Yani o kişi yok. Nuraniler ise, nurani olanların simaları da, sesleri de, görüntüleri de var kendileridir. Mesela aynadaki güneş, güneşin kendisidir. Ama aynısı değil, gayrısı da değil. Ama yılan gözüküyor aynada, kendisi yok. Nurani'nin kendisi var. Anlıyor musunuz farkı? Onun için günahın sureti var, kendisi yok. Kesin şey olduğu için, habis olduğu için. Onun için çok korkunç müjde. Günahın sureti var, kendisi yok. Ademidir çünkü. Ama iyiliklerin, sevapların kendisi de var. Bizzat kendisidir. Ondandır ki Allah Resulü'nü görmek, kendisini görmek gibi. Günahların içi boştur. Orada kişisi yoktur. Nuraniler ise içinde canlı ve ruhta kişi var. Karşıdaki kişi çok 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 ufalsa ve senin gözünden senin içine girse, içeride yapacağını yapsa neyse. Mesela ben ufalsam arkadaşlar. Ben ufaldım. Sizin gözünüzden girsem. Neyse benim gözümden çıkan şu an benim. İstersem seni patlatırım, istersen sıkıntıya sokarım. Demiyor musun ona, şu adamın tipine bak ya. Ben gerekli lanın gibi adamı sokuyor. Şey gözü. Tipine bak lan, mahkeme duvarı gibi falan. İnsan ne kadar rahatsız ediyor ya. Bazen bu konuşmaktan daha beterdir siması yani. Ama baktınsa olan diyorsun ya, çocuk, bebek vesaire. İçeri bir giriyor, içinde bir tuhaf oluyor. Demek ki girmiş, yapılandırıyor, çakıyor, kesiyor, biçiyor, düzeltiyor ya. Hep düzeltiyor. Menfiler ise aynadaki sureti gibi. Sureti gelmiş, ona girecek, hakikate dönüşecek, fena madenleri işlettirecek. 13. lema, hep kitaptan söylüyorum. Ama sana haber veriyor, ibre yukarıya çıktı, sıcaklık arttı. Estağfurullah. Olmadı bir namaza, Allahu Ekber, hemen namazadır. Mesela uygun olmayan bir video seyrettiniz. Kapattıktan sonra ne oluyor? Hemen sıkıntı. Haber mesela. Kadın sunuyor bir kere. Meşhur dahi olsa ne meşhur oldu? Yani içerinizi berbat ediyor. Yalan olduğunu, fıtratını söylüyor. Haberlerin içi yalandır. Nereden biliyorsun? Sıkılıyorsun. Devam ediyorum. Nuranileri misalleri aynı asıllarına bağlı olduklarından asılları gibi seni yapılandırabiliyor. Cennet nur ve nurani olduğu için
dünyada ona iman edenleri yapılandırıyor ve feyizlerini veriyor. Bu çok önemli. Neyle, nereye iman ettiniz? İman etmenin dünyadaki ve ahirete iman etmek. Ahirette işinize yaramayacak ki. Ahirettesin zaten. Meleklere iman. Zaten meleklerle konuşacaksın. Artık nükel mekile iman olur mu? Ya haşırda ol. Zaten meleklerle berabersin. Efendim kitaplara iman. Her şey ayağın oldu. O ne imanı? İman gaybadır. İman ettiğin şeyin bedelini, ücretini burada alıyorsun. Nereye iman ettiyse seni o inşa ediyor. Yani çocuk anasını emer gibi iman ettiğiniz şey o sizi besliyor. Şu anda Allah'a iman etmenin emmesini yaşıyoruz. Ki bu halet var. İman etmenin dünyadaki bedeli huzurdur. Fuyuzattır, feyizdir. Sırat köprüsünü burada inşa ediyoruz değil mi? Burada. Ta elestu bi rabbikum de temel atılmış. Ondan sonra ta cennet kapısına kadar sırat köprüsü devam ediyor. Bir versiyonu burada. Bir günlük mesafesi burada. Bak bir de söylüyorum. İman, nereye iman ettinizse o iman ettiyse sizi besliyor, yapılandırıyor. Mesela önümüzde iki tane sıfatı olan cehennem var. Yani korku ve endişe. Önümüzdeki cehennem hadisesi. Yani kabir. Kabir cehennem değil mi? Kabir bizi korkutuyor, endişe veriyor. Onu neyle aşıyorsun? İmanı bir ahiretle. İmanı bir ahiret, ahirete iman onu ortadan kaldırıyor. Bak nasıl yapılandırıyor demek istiyorum buradayken. Uzaktan kumandalı çocuk arabayı uçuruyor. Uzaktan kumandalı uçağı uçuruyorlar. Ahiret kumandasıyla bizi de uçuruyor işte. Yapılandırıyor. Son şeyimiz okuyoruz. Şu şeyi aynı konunun devamı da son paragraf. Ha bitti. İrtisam yani aynadaki resimlenme nuraniden olsa tamam nurdur ondan oluyor deriz. Fakat hayırdan olsa hakikatının hükmü suretine ve misaline geçmiş apayrı bir şey. Şerden ve kesiften gelirse olmuyor. Fakat o nuraninin ekser hasiyetlerine maliktir aynada gözüken. Onun gibi hay sayılır. Mesela aynada gözüken güneş sayıldığı gibi bu dersler de aynı hani nereden çıkmışsa hangi hakika Allah'ı anlatıyorsak esma sanki seni yapılandırıyor. Yani hakikat kaynağın aynısında gibidir ama uzantısı mertebesi farklı. Bilmem anlatır. Bir de Allah'ın esması sana feyiz veriyor mu şu anda? Onu konuşuyoruz. Huzur var mı? Bu hakikattan kopuk olamaz. Hakikatin ta kendisidir. Çünkü hakikatsız bir suret yoktur. Susuz buz yoktur. Ama buzsuz su vardır. Suret varsa şu anda feyiz varsa o surettir. Hakikatin ifadesidir. Sana bir şart mı dedi? La istiyle salınlar ve salıncanın kılın faizi. Aynı. Şer de aynı işte. Dünyadaki yansımaları. Şer de kesif de nuralilik yok. Kaynağı Adem'dir. Onun için günah geliyor. Yapılandıramıyor seni. Öyle bir savaş var ki ama zındığa girdi. Zındık tahribattan şer yapmaktan, İslam'a zulmetmekten vesaire lezzet alırmış. Yılan gibi zehirlemekten lezzet alıyor. Mesela diyorsun ki ya bir insan bunu nasıl der? Ya bir insan bunu nasıl yapar? Olamaz ya. Çocuğa bunu yapar. Olamaz. Niçin olamaz biliyor musun? Sen insan olduğunu düşündüğün için olamaz diyorsun. Onlara Allah Kur'an'da şöyle diyor. Hani bazıları der ya maymundan insan olduk. O yoktur. Ama insanda maymun olduğuna dair Kur'an'da ayet var. İnsanda hayvan vardır. Onlar sureta insan gibi gözükürken sireti hayvandır. Hangi hayvan? Bozulma sürecini anlatıyor usta. İlk önce maymun, tilki, yılan,
Ayın domuz. İnsan bu süreçte bozulur. Bir anda domuz olamaz. Yani bir anda namusunu, domuz nedir? La yetulü cenneti la deyüs. Deyüs cenneti giremez diyor Allah Resulü. Deyüs ne demektir ya Resulullah? Namusunu kıskanmayan. Şimdi bak, bir insan taklitçilik yapar. Hepinizin tehlike çanlarından söyleyeyim. Düşük pantolon Lut kavminin adetidir. Arkaya mesaj veriyorsunuz, ben bu işe varım. Bak, basit bir şey ama çok ciddi. Lut kavminin adetidir o. Beli düşük pantolon Lut kavminin adetidir. Eşcinselliğin simgesidir. Anladın mı? Yani nedir o? Niçin söyledin? Yaşanan örnek vermem lazım. İlk önce maymun. Maymunlaşıyor insan. Taklitçi. Sonra tilki oluyor. Sonra yılan oluyor. Sonra ayı oluyor. Güç. Sonra en son domuz oluyor. Daha ilerisi yok işte. Domuz. İnsan bozulma süreci bu. Hayır ve nuraniyetlerin kaynağı hakikat ki esmaya dayanıyor. Adeta hayır ve nuraniler hoparlörler gibi ampul gibi zemin. Bunu üzerinden hakikat ortaya çıkıyor. Mesela ampul. Biz biliyoruz ki burada tezahür ediyor Kebam Barajı. Ama karanlığın ampulü yok. Nuraniler asıllarının haysiyetine sahiptirler. Kesif olanlar asıllarıyla değil, zahirdeki suretleriyle alakalıdırlar. Böylelikle bir suret dersini de bitirmiş olduk. İnşallah 30-40 tane böyle farklı versiyonla. Ama her bir suret dersinden sonra varlığın ve varlığımızın üzerindeki örtmüşler veya örttüğümüz perdeler kalkıyor. Ve ne demektir? Ne kadar, nasıl anlarız bunu? Artık ahirete çok yakınlık hissediyoruz. Mesela bu dersten çıkan bir insan ahiretin çok ötelerde olduğunu değil, olduğum yerde olduğunu inanır. Odunun nurunu dışında aramadığı gibi, odunun batını kendisini dışarıya odun gibi gösterdiği gibi, varlığın veya dünyanın hakikatinin ahireti olduğunu, ahiret bu şekilde gösterdiğini, bir yere gitmediğimizi, gitmeyeceğimizi, üzerimizdeki battaniyelerin kaldırılacağını, aynı şey, aynı yerde olacağımızı, odadan oraya değiştirmek, tebdil-i mekan, lugatın zahir manasıdır. Batın manası ise mekan değişikliği. Mekanı değişiklik değil, mekan değişik yapıyorsun. Mekanı değiştiriyorsun. Yer değiştirmiyorsun. Böyle insan bunları anlamasan dahi duy, hakikati orada olacak. Son şeyimiz, insan iman ettiği şeyden besleniyor. Nereye iman etmişsek ne nispetle, ahirete iman etmişsek, ne kadar edebilmişsek, bizde korku ve endişe o nispetten gelecek korkusu, kaygıları kalkar. Ne kadar ahirete iman etmişsek ailevi sorunu yaşamayız. Ailede ahiret inancı hakim olsa kavga olmaz. Herkes haddini bilir, hududunda kalır. Kimse haddine tecavüz edip hududuna şey yapmaz yani. Tecavüz etmez öteki taraf. Bir evde kavga, gürültü, sıkıntı varsa orada imani bir ahiret hükmetmiyor demektir. İmani bir ahiret hükmetmiyor demektir. Peki. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.